Gizem sen çıkmaya başla. Kapıları hepsi buraya yiyor. Evet, şuraya. Kaşıkları. Rahat olayım. Şu taraftan çevirdim mi? Birlikte. Bak şöyle. Tamam. Hadi düzelt işi. Getir. Sen de gel. Alın üstünü yap. Alın üstünü. Hadi. Evet. Evet. İçinde yap. Şimdi durula. Tamam. Düzgün. Hadi Ergün. Bak her masanın karşısına bir tane tabak koyacaksın. Masanın karşısına bir tabak. Evet. Kontrol olsun. Kendine güven. Yapabilirsin Ergün. Tamam. Biraz daha çok üstün. Tamam. Şimdi geç ellerini yıka. Kameraya bak. Sabun al eline. Peçete var mı? Peçete getir. Üskü güme. Çıkın bir. Çapan mı? Hoş geldin de hocana. Peçete. Al kızım. Yavaş yavaş dikkatlice. İç. İç su iç. Pişmiş mi? Pişmiş hocam. Tamam, olmuş mu tamamı? Olmuş. Kontrol daha biraz var. Biraz daha. Hayır şimdi değil, açma. Söyler. Biraz daha var. Harikasın. Evet. Şimdi bunu al, tabağa koy. Yumurta kırabiliyorum. Evet, süpürebiliyorum. Kek yapabiliyorum. Tost yapabiliyorum. Şimal. Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan özel çocuklarımıza eğitim veren resmi bir devlet okuludur. Okulumuzda 140 tane öğrenci eğitim görmektedir. 45 tane özel eğitim öğretmenimiz, 5 tane branş öğretmenimiz, rehberler ve stajyerlerle birlikte toplamda 60 personelimiz bulunmaktadır. Bu özel çocuklarımızın hizmetindeyiz. Okulumuzda taşımalı eğitim kapsamında öğrencilerimiz sabah 9'da evlerinden alınıp öğleden sonra 14-20'ye kadar eğitimlerini görmektedirler. Bu eğitimin içerisinde ise okulumuzun birbirimiz tarafından öğrencilerimize bireyselleşmiş eğitim planı hazırlanarak eğitimine devam etmektedirler. Bu eğitimlerine devam ederken aynı zamanda okulumuzda bulunan müzik atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, el sanatları atölyesi ve uygulama evinde çeşitli etkinlikler yaparak öğrencilerimizin hem bireysel farklılıklarını fark edebilmeleri, ve kendi kendilerine yetebilmeleri adına eğitim verilmektedir. Bakanlığımız tarafından da okulumuza açılan, yapılan uygulama ve sayesinde de öğrencilerimiz burada günlük yaşam becerilerini kazanmaktadırlar. Günlük yaşam becerisi derken de kimseye muhtaç olmadan bireysel olarak kendi kendine yetebilecek seviyede kimseye bağlı kalmadan yaşamlarını sürdürebilmek için burada eğitimlerini görmektedirler. Burada uygulama evinde öğrencilerimiz yemeklerini yapabilme, yataklarını toplayabilme, elbiselerini yıkayıp ütüleme, yani kısacası günlük yaşamda ne yapması gerekiyorsa burada öğretmenlerimiz tarafından öğretilmekte ve birebir uygulanmaktadır. Bizim amacımız burada bize emanet edilen çocuklarımızı bu çatı altında hiçbir ayrım gözetmeksizin en iyi şekilde eğitmektir. Hedefimiz büyüktür. Hedefimiz Türkiye'de sayılı kurumların arasına girebilmek ve bu özel eğitim alanında en iyi devlet kurumu olabilmektir. Burası uygulama evi. Aynı zamanda hayata hazırlama evi de diyebiliriz. Çocuklar burada bir yumurta kırmayı öğreniyorlar. Tost yapmayı öğreniyorlar. Hatta daha da ilerleyip kek yapabiliyorlar artık. Bulaşıklarını toparlıyorlar.
kabasını alıp makineye diziyorlar, evi süpürgeye veriyorlar, yatak, içeride yatağımız vardı, yataklarını düzeltebiliyorlar, makineyi boşaltabiliyorlar, makineye bulaşık dizebiliyorlar. Bunlar hayata hazırlanıyorlar burada. Hayatı daha yakından tanıyorlar. Her şeyden önemlisi ben yapabiliyorum diyebiliyorlar. Evet, çocuklara burada en büyük vermemiz gereken şey özgüven. Özgüvenle birlikte hayata hazırlıyoruz. Tabii ki çocuklar zaten bunu çok iyi algılıyorlar. Bir bakıyorsun gelip dokunuyorlar, seni seviyorum diyorlar. Demek ki o şeyi alabiliyorlar, anne şefkatini alabiliyorlar. Çocuklar her şeyi anlıyorlar aslında. Özgüvenleri biraz kırık, aileler çok bilinçli değil. Biz burada onu vermeye çalışıyoruz. Her aşamada beden dersinden tutun da sınıftaki hal hareketlerinden, hele de bu uygulama evinde çocuklara sen yapabilirsin diyoruz. Çocuklar da bunu tabii ki algılıyorlar.